Bakar mısınız Ayaz kaşıkla ne yaptı? Kendine buraya güya pasta alıyor Allah aşkına. Yapamam üstünü annem. Yok ki içinde. Yaptın nerede? Mı? Gel keseyim sana. Oldu mu ki bu? Oldu yani da tamamen sesin. Sıcak. Aslında yenmez de yedirdim ben Ayaz'a yine de. Bakar mısın ne yaptı? Şöyle keseyim o zaman yesin Efe. Ay biraz soğuması lazım gel. Evet, yedi zaten bir dilimini baksana. Zaten sevmiş baksana. Tamam tamam ver ben taşıyayım ver. Herkese yepyeni bir günden selam arkadaşlar. Dün gördüğünüz gibi keki hazırladım. Çok güzel oldu. Bayağı bir böyle loftik oldu. Yani ne böyle sertti tabanı ne de yani kuru değildi. Bayağı bir zaftikti. Onu söylemeye getiriyorum. Şimdi nereye gidiyorum? Emre'ye çocukları bıraktım. Bugün Mark Zontak var bizim burada. Oraya uğrayacağım. Standımız var. Thermomix standı. Oraya gideceğim. 2 saatliğine. Büyük ihtimal geç kalmış olabilirim diyecektim. Çünkü birazcık evden geç çıktım. Anca yemeği falan yapıp öyle çıkmak istedim. Şimdi geldim size de biraz zaman bulursam çekeceğim. Dankeschön. Kocaman oldu. Herkese günaydın arkadaşlar. Biz Ayaz'la arabadayız ve şu an gidiyoruz. Kağıt kürek işlerimiz var. Sigortaya gideceğiz. Sigortadan biliyorsunuz böyle özel çocuk durumunda falan bayağı bir kağıt işleri oluyor. Hani doldurmanız gereken bir şeyler oluyor. Onlarla uğraşıyorum diyeyim. Şimdi annemi alacağım. Annemle birlikte gideceğim. Çünkü tek başına yapamam. Ayas'a orada bakamam. O yüzden annemle birlikte gideceğim. Bunun dışında bugün başka da bir şey yok. İnşallah. Bakalım göreceğiz. Yani birkaç işim vardı alışveriş gibi falan ama erteleyeceğim. Şimdi yapmak istemiyorum çünkü gece... Olmuyor deme. Evet, karanlık olmuyor. Evet annem. Gece hiç uyumadı yine. Çok kötü bir gece geçirdik. Çok kötü bir akşam geçirdik. Akşam bayağı bir hırçındı. Yani bayağı bir dövdü diyeyim size. O yüzden güzel bir gün değildi. Değil mi? Anne. Çinlerin. Ne olmuş kemerin anne? Ayas'ın kemerini taktım. Evet Ayas'ın kemerini taktım. Açma tamam mı? Tamam mı? Taktım. Evet Ayas'ın kemerini taktım. Niye taktım? Niye taktım? Çünkü arabada kemer takmak gerekiyor. Çok tehlikeli kemersiz olmaz. Anladın?
Kemer insanları korur aşkım. Ya kemersiz olmaz, tehlikeli. Bebek arabasındaki gibi. Ya. Tamam mı? Bebek. Anneannemin kutularını unuttuk vermeye. Anneannemin kutuları burada kaldı. Arkadaşlar ben de kendime, ben çok acıktım diye bunu aldım. Hadi bakalım. Kapat. Gel. Eline dikkat et. Eline dikkat et. Kafana da dikkat et. Hadi bin. Bin. Evet arkadaşlar, ben eve geldim. Şöyle hemen burada hamur yoğurdum. İçini falan hazırladım. Gördüğünüz gibi etli pide yapıyorum. Bazı yerlerini boş bıraktım. Bazılarını dolu yaptım. Bilmiyorum daha güzel nasıl olur bilemediğim için böyle yaptım. Şimdi kenarına da yumurta sarısı, birazcık yağ ve birazcık yoğurt süreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pidelerim burada pişti. Bir tepsi dolusu yaptım. Evet arkadaşlar, biz annemle dışarıdayız. Ayas'ı doktora götüreceğiz şimdi. Kahvelerimizi aldık. Takipçimle karşılaştım. Bahriye abla. Buradan ona selam olsun. Bir de kızı Ayşe'ye de selamlar olsun. Öyle çok tatlı, cici bir bayan hanımefendi. Çok tatlıydı. Sağ olsun. Çok yürekten böyle. Hani sevgisini çok güzel gösterdi. Allah razı olsun. Çok da güzel dileklerini sundu. Öyle. Ne oldu? Ne oldu? Evet arkadaşlar, ben eve geldim. Yalnız Ayas'ı doktordan sonra anneme bırakmak zorunda kaldım. İlaçlarını falan ayarlayayım diye. Yalnız bu yeni yazılan ilaç her eczanede bulunmuyor. Yani tekrar çarşıya gitmem lazım. Doktorun yanındaki eczaneye bakmam lazım. Bu da Betäubungsmittel olarak geçiyor. Doktoru artık Türkiye'deki doktorların da dediği gibi Risperdal yazmaya karar verdi. Ben de dedim lütfen son bir kez daha deneyelim dedim. Hani aldığı ilacı alsın dedim. Hani okula başlasın, ondan sonra belki düzelme olur biraz dedim. Çünkü biliyorsunuz Risperdal 18 yaştan itibaren ve aslında şizofren olan hastalara veriliyor genelde. Genelde diyeyim. Tabii Ayas'ın durumdaki çocuklara da yazılıyor. Biliyorsunuz genetik bir rahatsızlığı var. O rahatsızlığı olan, hastalığı olan çocuklara da yazılabiliyor. Ama korkularım çok fazla vardı. O yüzden bu başka bir ilacı deniyoruz. Bakalım bu daha fazla etkili dedi. Göreceğiz artık, öyle olacak mı, olmayacak mı? Ben de hemen dünden kalan hamurum vardı arkadaşlar ve bir şeyler yaptım. Yalnız böyle hep tarif çekmek olmasın diye, yani size hamur açarken falan göstermedim arkadaşlar. Burada yine etli yaptım şöyle. Burada da peynirli hazırladım. Çedar peynirli ve normal peynirden koydum, beyaz peynirden. Böyle fırında da daha pişiyor. Bir posta daha fırında pişiyor, gördüğünüz gibi burada fırında da var. Kapatıyorum şimdi. Bunlar da pişsin, bittim o zaman. Evet arkadaşlar, burada böyle iç harcı artmıştı. Onu tepsiye düzdüm. Üzerine şöyle paprika koydum. Daha doğrusu Charleston biber mi deniliyor. Ondan koydum. Birazcık domates koydum. Ve üzerine peynir gezdirdim. Böyle bu pişti. Şimdi de makarna haşlıyorum. Burada da sosunu yapıyorum. Evet, bize afiyet olsun. Evet canlar, ben bir koşu gittim Rewe'ye, kısa bir alışveriş yaptım. Maç başlamadan dedim hemen yetişeyim. Bizimkilere bir şeyler aldım ve eve ihtiyaç aldım. Size şunu göstereyim, bunu göstermiş miydim bilmiyorum ama bu böyle bakınca fazla idare etmez gibi duruyor. Hani kullanışlı değil gibi duruyor ama çok çok memnun kaldım.
izleyenler, uzun süredir takip edenler biliyordur. Benim bulaşık makinesi tapsları ellemeyi bitikim var. Elleyemiyorum, dokunamıyorum. Ya folyenin içinde olacak, öyle koyacağım. Ya da onu o kağıdından açıp da elleyemiyorum, dokunamıyorum. bir takipçiniz bunu önermişti. Hemen gittim, aldım. Gerçekten de çok memnun kaldım. Komple bir ay boyunca da kullandım diyeyim size. Şimdi bitti. Yenisini aldım. Bayağı iyi yani. Burada da çantamı da buraya getirdim, koydum da hemen. Burada da neler var? Şöyle bir kek aldım. Emre Red Bull'a istedi tabii ki. Hem de iki tane. Bir büyük, bir küçük Red Bull aldım. Kendime şundan aldım. Bir şöyle kakilerden aldım birkaç tane. Elma aldım. Birkaç tane. Şöyle tam alışverişe gidene kadar bir de Kerim'e şundan aldım. Aldıklarım bunlar. Şimdi bunları bir yerine düzeyim. Bir de bu var arkadaşlar. Şunu aldım. Muz citronu aldım. Evet bakın burada Speise gelatine vom Rind diyor. Yani Rind'in gelatini varmış. Bunu da bir denemek istedim. Çok merak ediyorum. Limonlu nasıl tadı var bilmiyorum. Göreceğiz. Ne oldu ya? Televizyon yasaktı mı yoksa? Keyif yedik. Nasıl vermiyor? Nasıl vermiyor? Ama Ali de dedi şimdi telefonda penaltı diye. Ya penaltı tamam da. Var şu anda bakıyor. Penaltı Çiğdem'le değil. Konuşuyordum, o da penaltı diyor. Alessandro Di Paolo is the video referee. Herhalde vermeyecek. Hadi be. Ama aslında penaltı. İkisi birden sıkıştırdı. Top oynamasını engelledi yani. Verdi ya. Daha halen yazmış lan şu seri bakın. Hayır, geçti başına. Tamam, okey. Geri. İkardi. Arkanızı dönüyor.